Çok şükür, sağ ol, teşekkür ediyorum. Sakarya'da havalar nasıl hocam? Buralar buz gibi. Vallahi bir geldiğimizde baya baya soğuk da şimdi 2 gündür iyi ya. Çok şükür iyi, sıkıntı yok yani. Aç dedim. Vallahi Sakarya Spor'un son maçından önceki o zemini gördük. O tabii Muhtemelen canım, zaten berbat. deplasmanda mıydı? İç sahada İçeride, mıydı? İç iç sahadaydı. sahada. İç sahada, evet. Yani çarşamba günü de böyle bir atmosfer olabilir mi? Şimdi sırf Sakarya Spor'un, işte Sakarya'nın hava durumuna baktım da Yağmurlu hani kar gözüküyor çarşamba ihtimalde günü. var. Yağmurlu gözüküyor da kar Yağmurlu. ihtimalde var ama düşük de olsa. Yani bilmiyoruz ama şimdi iyi. 2 gündür bayağı iyi, bayağı iyi yani. Hocam göreviniz hazırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İlk paylaşımınızda şöyle bir şey yazıyor. Bir şehrin hayallerini gerçekleştirmeye göreve geldim demişsiniz. Evet, doğru. Geçen sene bir ilçenin hayallerini gerçekleştirmiştiniz. Bu sene Evet. de bir ilin, bu il de sıradan bir il değil, Sakarya. Evet, çok büyük bir şey. Başarılı olabileceğinizi düşündüğünüz için göreve gelmişsiniz illaki ama Evet. gelmişsinizdir illaki ama atmosfer nasıl hocam? Şehirde havalar nasıl? Şampiyonluğa olan inanç var mı? 12 puan fark kapanır mı? Şöyle bir özetlersek sevinirim. Ya tabii ki kapanır. Neden kapanmasın? 19 tane maç var. Rakibimiz tamam, iyi rakiplerimiz var. Eyüp Spor şu anda baya bir avantajlı durumda. Ama kapanmayacak bir durum yok. Biz daha önceki yıllarda tecrübeler edindik. Lider olan takımların playofflara giremediği zamanları da biliyoruz. İşte geçen bir Manisa örneği var. 8 puan öndeydi. 10 puan Samsun takımı fark atarak öne geçti. Futbolda olan şeyler o yüzden biz inanarak geldik. Ümitsizliğe kapılmak yok. Oyuncularımıza da güveniyoruz. Kapanacak bir şey yok. Yani o yüzden 19'da 19 yapılacak diye bir durum söz konusu değil Eyüp takımı adına. O yüzden biz kendi maçlarımıza önce odaklanmalıyız. Kendimiz kazanmalıyız. Rakip muhakkak kaybedecektir bir yerlerde. Hocam bilmeyenler için söyleyeyim. Altta öyle yorumlar görüyorum. Geçen sene Bandırma Spor'la şampiyon oldunuz siz. Hani Evet. bir ilçenin hayallerini gerçekleştirdiniz demiştim ya. Onun için Evet. altta sanırım az biraz tepki gördüm. Sakarya bir il. Bandırma bir ilçe. Resmi olarak böyle. Evet, Hocam doğru. baskı var mı baskı? Merak ediyorum yani. Sakarya'da çok büyük bir camia. Ya şimdi bu tür camialarda çalışıyorsanız, futbol oynuyorsanız muhakkak baskı olacaktır yani. Baskının olmadığı yerde zaten motive olamazsınız. Motive olmayınca da başarılı olamazsınız yani. Önemli olan baskılarla baş edebilmek. Eğer baş edebiliyorsanız bir noktaya getirebilirsiniz. Bu baskıları eğer kendinize artı bir motivasyona çeviriyorsanız sıkıntı yoktur. Ama baskı altında eziliyorsanız, onun baskısını kendi iç dünyanızda da farklı bir şekilde yorumluyorsanız tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Bu konuda tabii ki baskı olacaktır. Bu baskıyı da biz motivasyon olarak algılayıp oyuncularımıza öyle yansıtacağız. Yani Sakarya çok büyük camia olduğunun farkındayız. Taraftarıyla, medyasıyla, şehriyle. Bunun bilincindeyiz. Şu anda çok kritik bir noktada olduğunu da bilincindeyiz. Ama biz buraya net, ama çok net bir şekilde başarılı olacağımıza inandığımız için geldik. Daha önce de başarılı olduğum takımlar var. Şampiyonluk yaşadığım takımlar var ama ben bir şampiyonluğu böyle bir büyük camiada yaşamak istiyorum. Hocam tatangalar sana güveniyor ve inanıyorlar. Alttaki mesajlardan öyle algılıyorum. Sağ olsunlar. Şimdi Teşekkür ederim. benim sorum şu. Baskı sorusunun devamı şu hocam. 8 tane 30 yaş üzeri futbolcunuz var. Yani tecrübeli futbolcularınız var. Bu yüksek yaş ortalaması. Genelde de oynayan oyuncular. Yani 1-2 tanesi hariç hepsi ilk 11 oyuncusu. Böyle ileri yaştaki oyuncular şampiyonluk baskısını elbette kazandırabilirler ama saha içinde de temponun düşmesi anlamına gelir mi? Yani bu konudaki Eğer görüşünüz ne? Avantaj mı, dezavantaj mı? şöyle, eğer siz iyi antrenman yaptıramıyorsanız, yaptırmadıysanız, iyi bir kamp dönemi ve hazırlık dönemi geçirmediyse tabii ki dezavantaj olur size. Bu sadece 30-32 yaş, 30 yaş üstü oyuncular için geçerli değil. 20 yaşındaki oyuncuya da, 22 yaştaki oyuncuya da antrenman veremezsen o da dezavantaj olur. Bunu vermek gerek. Bunu verdikten sonra eğer fiziksel olarak iyi bir duruma geldikten sonra tabii ki avantaj olur. Çünkü hepsi tecrübedir. Bu liglerde oynamışlardır, şampiyonluklar yaşamışlardır. Bunu avantaja çevirebiliriz. Ki kaldı ki ben Sakatlık bakımından da sordum hocam. Hani lafınızı bölmüyorum ama hani sakatlanma ihtimali daha yüksek diye genç oyunculara göre. yani aslında yüksek değil. Kendine bakan oyuncular var. Artık ülkemizde yani o yaş sınırı çok da kalmadı. Bugün 36, 37, 38 yaşında oynayan oyuncular var yani. Sıkıntı yok. Bizim geçen yıl Bandırma'da da yaş ortalamamız yüksekti. Ben 2 yıl önce Sarıyer'de 32 yaş ortalamasıyla oynadım ben. Çok da başarılı olduk. Hiçbir sorun yaşamadık. Çünkü çok iyi çalıştırdık. Oyuncular da kendine iyi baktı. Esasında tecrübeli oyuncular olayların daha da farkındalar. Birçoğu evli oluyor, düzenli bir aile hayatı oluyor. Futbola bakış açıları daha olgun oluyor. Hedefe daha iyi kitlenebiliyorlar.
bu tür oyuncularla çalışmak avantajları inanın çok daha fazla oluyor. Daha tecrübeler, bazı şeyleri söylemenize gerek kalmıyor. Yemelerini, içmelerini, yatmalarına daha dikkat ediyorlar. Onların tecrübelerinden tabii ki faydalanmak gerekiyor, öyle söyleyelim yani. Şimdi hocam Sakaryalı arkadaşların yüreklerini bir ferahlatayım ben. Sakarya yerel basındaki bütün haberleri okudum. Konulara hakimim. Merak etmeyin hocamıza bütün soruları soracağım. Neler neler varmış. Şimdi hocam hedeflediğiniz bir puan var mı? Muhtemelen yani orada Eyüpspor biraz hani 12 puanı kapatmayacak gibi duruyor da. Geçen sene de Sakaryaspor playoff finalinde kaybetmişti Karagümrük'e. Hani playoff'a kalırsanız oradan çıkabileceğinizi düşünüyor musunuz? Hani inşallah birinci olursunuz. O da başka bir konu Ya da. şimdi tabii ki 12 puan az bir puan değil ama tabii çok böyle gözde büyütülecek bir puan da değil. Bizim en az bir 15-16 maçı kazanmamız gerekiyor 19 maçın. Ya bunları kazanmamız gerekiyor. Rakibin daha fazla kayıp yaşaması gerekiyor. Ya hedeflediğimiz puan açısından değil de bir 15-16 maçı kazanmamız gerekiyor bizim. Oyuncularla biz öyle konuşuyoruz. Ona odaklandık. Eğer puan farkı kapanmazsa tabii ki rakibi tebrik etmek gerek. Onlar da kaybetmiyor demektir o zaman yani. Onlar İşte tebrik Eyüp edilir. Sakarya maçı da İstanbul'da oynanacak ya hocam. Biraz da Evet. o da Yani 2 hafta. dezavantaj. Ya esasına baktığında inan şöyle bir sıkıntı yani iç saha seyirci olmadığı için artık iç saha dış saha olayı çok fazla kalmadı. Yani seyirci olduğu zaman mesela bugün Sakarya takımının inan seyircisi olsaydı yani pandemi olmasaydı bugün inanın 7-8 puan daha fazla olurdu Sakarya'nın puanı. Yani. Çünkü iç sahada seyirci gerçekten özellikle Sakarya'da çok büyük bir artı yani. Biz buralara da rakip olarak geldik. Şimdi seyirci olmadığı için Eyüp'ün deplasman olması veya maçın Sakarya'da olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Sadece işte görsel olarak stada alışkanlık oluyor, zemine alışkanlık oluyor. O yüzden bizim Eyüp'te oynamamızın bizim için çok fazla bir dezavantajı yok deplasman olarak. Bir kere onu öyle belirledim. Tabii ki eğer biz çıkamazsak, yani bizim şu anda oyuncularla tek hedefimiz o puan farkını indirmek. Yani bunu kademe kademe indirmek veya oraya çok fazla işte bakacağız 12 puan var deyip de kendimizi çok kötü psikolojiye sokmak istemiyoruz. Biz önce kendi maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bir seri yapmak istiyoruz. Ondan sonra önümüze bakacağız. Rakip kaybediyor mu, kaybetmiyor mu? Ona göre bakmak gerekiyor. Bunu yaparken de her hafta kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hem fiziksel olarak geliştirmemiz gerekiyor. Hem de taktiksel olarak, sistem olarak geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki biz eğer birinci olup çıkamazsak tabii ki playoff'ta favori takım olacağız. Yani ondan hiç şüphem yok. 8 takımın 8'inin de çıkma ihtimali var hocam. Ben baktım da hani Ya kim öyle. kalırsa kalsın kolay takım yok yani mesela. Ya evet tabii ki yok. Ama biz playoff konusunda eğer biz birinci olamazsak orada tabii ki kendimiz çok iddialıyız yani. Hocam şöyle bir durum da var. Mart ayının sonlarına doğru tribünlerin düşük kapasiteyle açılma ihtimali var. O da son 4 maç seyircili oynama ihtimalinizi doğuruyor. İnşallah öyle bir şey olur. Sakaryaspor taraftarı varken maçlar çok daha farklı geçer diye tahmin ediyorum. Yani şu puan kayıplarının çoğu yaşanmayabilirdi taraftar olsaydı. Şimdi zaten onu az önce belirttim. Camiaları camia yapan taraftarlarıdır. Yani taraftarların tribüne gelişi büyüklüğüdür yani. Yoksa bugün baktığımız zaman taraftarsız olan bir takımdan çok büyük bir cami olarak Türkiye'de veya başka bir yerde bahsedilmez. Neden camiadan? İşte taraftarı çok fazla, ateşli, fanatiktir. O yüzden camiadır. Düşseler de katmasını çok iyi bilirler o camiaları yani. O yüzden taraftarın önemi çok büyüktür. Sakaryaspor için de taraftarın önemi çok büyüktür. Yeri de ayrıdır. Bunu zaten biz yıllarca geldik. Bu deplasmanda da oynadık. Veya bu tür takımlarla karşılaşıyoruz. Onun artısı çok farklı. Özellikle iç sahada artı motive oluyor. Rakibe de şöyle bir baskı yaratıyor. İşte taraftarın bir coşması, bir atakla ayağa kalkması bile rakip üzerinde ters etki yaratabiliyor. Yani rakibin cesaretle oynamamasına neden olabiliyor. Geri çekilmesine neden olabiliyor. Hata yapmasına neden olabiliyor. Taraftarın bu anlamda anlamı tabii ki çok büyük. Yani biz keşke bir an önce açılsa da bir taraftarla beraber oynasak maçlarımızı. Aşılar yapılmaya devam ettikçe hocam hani o ihtimal de artıyor. Mart sonu gibi özellikle 16 Mart diye bir kritik tarih duydum ben. 16 Mart gibi böyle kesinleşecekmiş bir durum. Bekleyip göreceğiz. Daha 1,5 ayımız var bu konuda. Ya Şimdi inşallah hocam altı. hastalık bir an önce biter de tabii ülkemiz normal hayata döner. Ondan sonra onların hepsi oluşur inşallah. Tabii, yani en büyük temennimiz o da. Hani biz burada spor programı yaptığımız Evet. için tribün odaklı konuşuyoruz hocam. Hocam yorumların çok büyük kısmı transferle alakalı. Hani Evet. biraz takip ediyorsanız.
3,5 milyon TL'lik bir transfer yasağı varmış. Ben yerel basından öyle Evet, okudum. doğrudur. Şimdi bu Doğru. transfer yasağının açılması için yönetim illaki çalışıyordur ama size gelen bilgiler nelerdir hocam? Yönetim çalışıyor. Biz bugün yönetimle beraberdik yine. Aslında yani ben çok tabii olaya çok hakim olmakla beraber bir 15 yıl önce bir dava varmış. Bir tazminat davası ile ilgili. Evet. Bunun da 1,5 milyonluk bir dava var yani. Hiç aslında transferle alakası olmayan bir durum. O geldi sürpriz olarak. O olmasaydı çok büyük bir sıkıntı yaşanmayacaktı. Yönetim tabii yarın itibaren bunun çalışmalarını yapacak, itiraz edecek. Yani o transfer önüne konulacak bir dosya değil. Yani transfer önüne O dosya zaman 2 koyabilecek milyona düşüyor. 2 milyona düşüyor. daha az olacak o. 2 milyon değil, daha az olacak yani. O rakam biraz daha az olacak. Peki hocam bir rapor verdiniz mi Onu transfer kapat. için? Şimdi Takviyeler, şöyle, bölgeler, futbolcu isimleri. şimdi bölgeyle ilgili çok konuşmayalım. Onları çok şey yapmaya gerek yok. Şimdi devre arası transferler bu her yerde şöyledir, çok zordur. Gerçekçi konuşmak gerek. Ki biz de işin aslında sonuna geldik. Yani şurada bakıldığında bir 10 günlük süreç var transferin bitmesine. Bir Burada hafta kaldı hocam. yani işte yanılmıyorsam 3'ünde mi 4'ünde mi bitiyor? Öyle bir şeydi. Birinde hocam, 1 Şubat. Birinde mi? Doğrudur. Evet. Doğrudur, doğrudur. Yani o zaman beni yanlış bilgilendirdiler 3'ü diye. Her neyse yani Hani dördünün uzama ihtimali var ama kesinleşmedi. 1 tamam, Şubat şu an. tamam doğrudur. O zaman ondan dolayı yanıldım ben. Yani şöyle bir durum var. İyi oyuncular takımlarda yer alıyor zaten. Evet. Yani iyi futbol, hedefe oynayacak futbolculardan bahsediyorum ben. Yani şampiyona oynayacak futbolcular zaten genel olarak takımlarında yer alıyor. Bizim ya takımda sorun yaşamış oyuncuları bulup çıkarmamız gerekiyor veya bir üst ligden böyle oynuyor, oynamıyor, arada kalmış iyi oyuncuları bulup getirmemiz gerekiyor. Bunun için tabii şimdi netleşmesi lazım bazı şeyler. Evet, transferi açıyoruz deyip ona göre hareket etmemiz gerekiyor yani. Şimdi transferin açılmama durumuna göre de biraz hareket edemiyoruz. Yönetim bununla ilgili yarın bir çalışma yapacak zaten o dosyanın üzerinde. O dosyayı çözerlerse çok büyük sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çözemezlerse de biz inanın elimizdeki kadroyu güveniyoruz. Yani inanın transfer yapmak her şeyin çözümü olmuyor. Bugün 10 tane oyuncu da alabilirsiniz ama bunlar bir çözüm olmuyor. Önemli olan yaptığınız transferi veya elinizdeki kadroyu verimli kullanabilmektir. Biz elimizdeki kadronun iyi kadro olduğunu inanıyoruz. Onlardan da iyi işler çıkaracağımıza inanıyoruz. Oyuncularımıza da güveniyoruz yani. Şu anda zaten kendi adıma, ekim adımıza tamamen sahaya odaklanmış durumdayız. Ne güzel hocam. Peki takımdan ayrılan bir isim olmuş bugün zaten. İsmini buraya yazmıştım. İç El İdman Yurdu'na kiralık gitmiş Yusuf Kankara. Yani genç Onun oyuncu. dışında Genç şu ayrılık anda. olacak Onun mı? Onun dışında. dışında şu anda yok, ayrılık yok. Bize gelip ayrılmak isteyen oyuncu da olmadı. O yüzden şu anda bir durum yok yani. Yani hocam mesela Fatih Sultan'ın ayrılmak istediğine dair yerel basında haber çıkmış. Bunun gerçeklik payı var mı? Fatih Tultak. Pardon, tekrar bir daha söyler misiniz diye. Fatih Tultak'ın Ya, ayrılmak istediğine dair pardon. yerel basında bir haber var hocam. Hani Ya doğruluk payı var mıdır diye şimdi size soruyorum. yok, biz Fatih'le konuştuk. Şu anda hani biz transferi açmadık. Zaten öyle bir durum söz konusu değil. Kendinde ufak bir sakatlığı var. 2 gündür de çıkmıyor. Ama bizim de çıkacaktır antrenmanlara. Çok büyük bir sıkıntı yok yani. Şimdi hocam taraftarlar şunu sormamı istiyorlar. Transfer tahtası açılırsa kaç tane isim? Yani böyle tahmini 6, 7, 5, 3, 2, 1 Ya rakam istiyorlar hocam. şimdi şöyle Hadi taraftarlar, benimki ileri geçtik diyorlar. aynen, yok taraftarlara şunu söylemek istiyorum. Yani rakamlarla çok inanın takılmamak gerekiyor. Nereye verimli? Yani 3 veya 4 tane transfer yapmamız gerekiyor. Ama bu verimlilik çok önemli. Yani transfer yapmak için bugün belki 5 tane çok iyi oyuncu elinize düşer. 5 taneyi alırsınız. Gerçekten takımınıza da yani bizim takımımızdaki oyunculardan daha iyiyse 5 tane de oyuncu alırsınız. 6 tane de oyuncu alırsınız. Ama o 5-6 tane oyuncuyu bulabilmek önemli. Eğer bulamıyorsanız 4 tane ihtiyacınız varsa 4 tane de almanıza gerek yok. Daha iyi değillerse elimizdeki oyunculardan. Biz buna bakıyoruz. Ama bizim şu anda görüntü en az bir 4 tane oyuncuya ihtiyacımız olur. 3-4 tane. Ama eğer Evet. transfer açılmazsa da biz şu andaki oyuncu grubumuza da güveniyoruz. Onlarla da bu ligi iyi bir şekilde götüreceğimize inanıyoruz yani. Hocam belki İsmail Ünsal başkanla bir görüşme yapmış. Belki İsmail'de son durum ne? Hiçbir sıkıntı Takımın yok. içindeki havası nasıl? Hiçbir sıkıntı yok. Çok özel bir oyuncu. Çok klas bir oyuncu. Bana göre Türk futbolunda çok daha iyi yerlerde olması gereken oyunculardan bir tanesi. Ama bugün yani lig olarak bahsediyorum. Kulüp olarak zaten burada iyi bir durumda. Yıllardır da burada. İlk yarı yeterli performansı sergileyemediğine inanıyorum ben. Çok kendi değerinin altında kaldı. Biz ona inanıyoruz.
Berk İsmail ile Ali Özgün'ün bizim hücumda sıkıntımızı, yani bize sıkıntı çıkarmayacaklarını, bu ligi çok rahatla götüreceklerine inanıyorum ben. Yani Berk'in performansını ciddi anlamda arttırmamız gerekiyor. Ona güveniyoruz yani. Hocam takıma bir sportif direktör gelecek mi? Selim Çatalbaş'ın ismi yazılmış. Yani o şimdi Bilginiz tabii var mı? ki aslında şöyle bir durum. Evet, böyle bir isim söz konusu. Yönetim böyle bir görüşmeleri yapıyor ama işin çok detayını ben bilmiyorum. Çünkü çok beni ilgilendiren konular değil. Çünkü yönetimin ataması gerekiyor. Öyle bir isim evet gündemde. Ama tabii son kararı yönetim verecektir. Sportif direktörler de böyle hani transferde etkin rol oynarlar, hoca ile yönetim arasında köprü olurlar Tabii gibi böyle tabii. bir Yani sürü şimdi faktör var ya, kulüplerde o yüzden. ya sportif direktörler şöyle buraya özgü değil, genel olarak şey yapayım. Tabii ki aradaki köprüdür, işte transferler yapan kişilerdir. Ama bunu layıkıyla yapmak gerekiyor, bu sportif direktörlüğü. Bunu gerçekten yönetime yardımcı olmak, camiye yardımcı olmak, hocalara yardımcı olmak anlamda yapan çok değerli arkadaşlarımız var gerçekten piyasada. Ama bir de bu sportif direktörlüğü çok daha farklı boyutta yapan kişiler de var. Yani layıkıyla yapan kişilerin kulüplerde yer alması gerektiğini düşünüyorum ben. Faydalı oluyorlar Yani çünkü layıkıyla yapan kişiler. evet, transfer açılırsa 4 tane nokta atışı transfer yapmaya çalışacağız dediğiniz. Gidecek futbolcu yok dediniz. Bir tane genç oyuncu kiralık verdik dediniz. Peki hocam, oyuncularınıza gelen teklifler var mı? Bu da önemli bir soru. Sakaryaspor önemli bir Oyuncularımıza vitrin. gelen şöyle oyuncularımıza gelen teklifler hani kulüp bazında kulübü arayıp da değil ama oyuncuları arayan kulüpler var. Yani bunu oyuncularımıza biz zaten iç içeyiz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Onları ciddi anlamda arayanlar var. Ama onlar da bizimle bir yola çıkacakları için hepsine teşekkür ediyorlar. Çünkü burada bir oluşum olacak. Burada ciddi işler yapacağımıza inanıyor oyuncularımız da. Sakarya'dan da Hocam. şu anda bakıldığında teklifler olabilir ama Sakarya camiasından daha iyi bir kulübe gideceklerine zannetmiyorum. Çünkü Üstlükler olunca biraz kafa karışıyor ya hocam. Menajerler de fenalar. şöyle ya ikincilikleri de çok arıyor. İkincilikte Sakarya'dan çok daha iyi bir camia şu anda yoktur. Üstlüklerde tabii şöyle üstlüklerden gerçekten bir oyuncumuzu istiyorlarsa bu Sakarya adına Sakarya takımı gurur duyar, onurlanır. O zaman da yönetim herhangi bir oyuncunun duruma göre tabii ki önünü açabilir yani. Ama şu an böyle bildiğiniz resmi bir teklif yok değil mi hocam? Ya tabii kulübe bir resmi teklif olmadığı için hani şöyle oluyor. Yani menajerler arıyor, seni şu takım istiyordu. Şimdi menajerlerin araması resmi bir teklif olmadığı için arada kalan bir şey oluyor. Ama kulüp bazında araması gerek. Bir kulüp yönetimi arayacak kulübümüzü. Diyecek ki şu oyuncumuza talibiz. O, tabii daha farklı bir durum ortaya çıkıyor o zaman. Resmi Yani olmuş oluyor. menajerler işi bitiriyor, ondan sonra yönetimler görüşüyor hocam. Bir de öyle bir durum var. Maalesef ülkemizde de böyle bir gidişat var. İşte bir de bitirme Şimdi ya dinliyorum bir de hocam. menajerler şöyle tabii çok onların da çok değerler. Bir de bitiremedik, bazen bitiremiyorlar, kafa karıştırıyorlar. Tabii. O yüzden kafasını o Tabii kadar tabii. motivasyon kaybına neden olabiliyor maalesef. Çok büyük kaybına yani Oyuncular var. binlerce örneği vardır. Benim aklıma onlarcası geliyor şu an. Hocam şimdi iki tane boşta yerli futbolcu var. İsmi Sakaryaspor'la yazılıp çizilmiş. Size sormak istiyorum. Birisi Sercan Kaya, birisi de Mehmet Uslu. İki oyuncuyu da tanıyorsunuzdur Süper Lig'den, birincilikten. Evet. Bu oyuncular boşta ya, hani transferin açılması durumunda talep eder misiniz? Mevkilerini falan karıştırmıyorum. İsim olarak soruyorum. Taraftarlar sormamı istemiş. Birisi Sercan Kaya, birisi Mehmet Uslu. Yani onu şimdi konuşmasak tabii çok daha iyi olur ya. Biraz yaraya tuz bastı ya da şey Yok. geldi, denk geldi gibi bir şey Yok yok oldu. hayır yani şimdi isimler üzerinde inanın konuşmasak çok daha iyi olur. Mevkiler isimler üzerinde konuşmasak iyi olur. Yani tabii ki taraftarlar çok daha farklı şeyler duymak istiyor olabilirler. Şimdi Yani. siz burada olacak bir işi bozmak istemiyorsunuz gibi bir algıya kapıldı millet. Ben size söyleyeyim. Yok hayır yani şimdi evet böyle bir şeyi isterim desem çok farklı bir noktaya çekilecektir bu durum biliyorsunuz yani. Hayır ben istemiyorum desem yine çok farklı bir noktaya çekilecektir. Yani çok farklı yorumlar olacaktır. Bir gündem oluşacaktır. Bunun gündemin Ama oluşması hocam bir liste gerekiyor. hazırladınız mı transfer açılırsa? Onu taraftar biraz sıkıştırmamı istiyor sizi burada. Hani Ya bir yok isim şimdi vermeyin ama listeniz var mı? ya şimdi gerçekten değerli oyuncular var. Yani var. Hüseyin Bak diyorlar mesela aşağıdan. Hüseyin Bak yok Çorum'a gitti Hüseyin Bak. Çorum'la anlaştı yani o. Bir listemiz var ama bu oyuncuların takımlarına kopmaları da gerçekten kolay olmuyor. Çünkü iyi oyunculardan kurulu. Bir de işin içine biz girdiğimiz zaman hani Serdar Hoca istiyor, Sakaryaspor istediği zaman takımlarının hani bonservis bedellerine yüksek isteyebilirler. Bunların hepsi ciddi bir etken. Hani belki bir ay önce olsa transfer yeni başladığında daha farklı bir durum ortaya çıkabilirdi ama sonlara yaklaştıkça
biraz daha işler farklı boyuta çıkabiliyor ki maçlar da başlıyor. Biliyorsun çarşamba günü maçlar başlıyor ve üst ligde Ya maçlar başlamıyor. o da başka bir konu. Hocam hafta sonu maç oynanmıyor bu ligde galiba. Sadece erteleme maçları oynanıyor. Yani Full işte hafta içi gidiyorsunuz. hafta içi, hafta sonu sıkışıyor. İkinci yarı daha sıkışık bir fikstür olacak. Tabii bu yılın aslında ben böyle geçeceğini geçen yıl yazılan biliyordum. Çünkü çok sıkışacak. Şöyle bir sıkıntılar da yaşanıyor. Alt liglerde geçen yıl Mart'ın 15'inde en son maç oynandı. Ondan sonra işte Eylül'de başladı. Şudur budur. Yani oyuncular bir 6-7 ay boş geçirdiler ciddi anlamda. Antrenmansız geçirdiler. Bu yüzden sakatlık oluyor. Performanslar iyi olmuyor. Bunun sıkıntısını bütün takımdaki oyuncular çok ciddi derecede yaşadı. Ve liglere de bu genel olarak yansıyor yani. Hocam biz transfer konuştukça altta yorum şey oluyor, coşuyor böyle. Bandırma Spor'dan böyle gelebilecek hani istemeyi düşündüğünüz oyuncu olur mu diye sorayım. Hani olur mu? Bandırma Spor'da çok değerli oyuncular var. Şampiyonluk yaşadığımız gerçekten çok değerli. Çok profesyonel. Oradaki oyuncuların hepsini kutluyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Çok ciddi birliktelik oluşturduk biz orada. Çok da ciddi işler yaptılar. Erkan Taşkan'ı falan yazmışlar. Yani ciddi evet gerçekten Bandırma Başkanı'nı 2 gün önce yayın aldım. Ben bırakmıyor hocam, çok haberiniz olsun. çok değerli bir oyuncu. Yok onlar zaten benden dolayı yine bırakmazlar. Bırakacaklar da varsa ben istiyorum diye zaten bırakmazlar. O yüzden Ya Bandırma'dan Onur çok da mutluyum yani. Göçmez'le ben konuştum. Erkan Taşkıran'la özel bir bağları var yani. Erkan değerli bir oyuncudur. Her yerde sevilir. O yüzden yani Ama Bandırma mesela bir Spor Rahmi Anıl Başaran olur gibi hocam. Sizde yok iş yapar gibi hayır. duruyor. Yok hayır. Trabzon'un oyuncusu. Gelecek vaat ediyor. Daha 20 yaşında. Ama istemezsiniz herhalde. Mevkiniz dolu. Yani daha iyi oyuncular var. Yani Trabzonlar bu cevabı pek hoş olmayacak ama Hayır neyse hocam. yani şimdi değerlendirme olarak diyorum yani biz şimdi ben şimdi Ama taraftarlar şampiyonluk yolu hedef olunca işler değişiyor tabii ki. biz taraftarlarımıza da şunu söylüyorum. Biz transfer yapacaksak, transfer açılacaksa bizim elimizdeki oyuncular değerli oyuncular, iyi oyunculardan kurulu bir takımız. Bir sistem sıkıntısı var, fiziksel sıkıntı var. Biz bunları gidereceğiz tabii ki. Bizim oyuncularımızın üzerinde oyuncular almamız gerekiyor ki etki edelim. Bizim oyuncularımızdan yani öyle bir oyuncu gelmek ki evet, bizim oyuncularımız da demeli ki evet, çok iyi bir oyuncu geldi. Demeli ki öyle oyuncu almalıyız. Yoksa transferi açalım. Çok sıradan oyuncular geldikten sonra inanın çok fazla bir anlamı yok. Yoksa 6 tane de alırsın, 4 tane de 3 tane de alırsın ama önemli olan direkt etki edecek oyuncuları bulup getirebilmek. Hocam şimdi şampiyonla oynayan takımlar çok fazla altyapıdan oyuncu kullanmazlar. Nadir görürüz. Siz altyapıdan oyuncu kullanmayı düşünüyor musunuz peki? Şimdi çok güzel bir konuya değindin. Şimdi kulüpler, hani ben buraya şu anda devre arasında geldim. Hedefler büyük. Yönetimle görüştük. İşte Eyüpspor'u yakalamak istiyoruz. Onun için bütün varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. İlk başta hedefimiz bu. Eğer Eyüpspor biz bir seri yaparsak, Eyüpspor da aynı şekilde seri yaparsa tabii ki tebrik etmek düşer o zaman yani. Bizim bütün o zaman ondan sonraki hedefimiz tabii ki o zaman playoff olur. Bütün yolumuzu buna verir. Şimdi kulüplerle biz anlaşırken ben yani genelde şampiyonluk takımları da çalışıyorum. Kulüpler bizden ciddi başarılar istiyorlar. Yani bize deniliyor ki hocam biz şampiyon oynayacağız veya playoff oynayacağız. Bunun için şunu yapalım. Şimdi burada bazı kulüplerin yani genel olarak kulüplerin altyapılarından çok ciddi gençler gelmeyebiliyor. Burada aslında bu yapıyı hocalardan önce yani gelen profesyonel hocalardan önce kulüplerin ortaya koyması gerekiyor. Ben mesela Sivas Belediyespor'a gittim. Yönetim dedi ki hocam bizim için şampiyonluk çok önemli değil. Bizim iki tane genç oyuncu çıkarman şampiyonluk kadar değerlidir denildi. Biz o zaman yine şampiyonluğa oynadık. Arada gençlerimiz vardı. Bizim de antrenmanı çıktılar. Çok iyi şartlar. Bugün o gençlerin hepsi orada oynuyor. Özel Hoca da çok güzel onları kullanıyor. Çok da iyi işler yapıyorlar o gençler. Yani aslında bunu kulübün bir politikası olması gerekiyor. Yani şöyle diyelim. Eğer altyapıdan çok da iyi bir oyuncu çıktıysa, genç bir oyuncu ve bu yarışın içinde olacak yetenekli bir oyuncuysa bu oyuncuyu tabii ki bütün hocalar oynatır. Bugün Sarıyer'de Doğukan Emeksiz vardı. Malatyaspor'a transfer oldu. Bizden önceki yıl çıkmış hocalar 6-7 maç oynatmış. Bizde yine bir 14-15 maç oynadı yetişti. Geçen yıl bayağı bir maç oynadı. Malatyaspor'a gitti. Yani bu tür oyuncuları da hiçbir hoca alıp da kenara eğer oyuncu iyiyse kesinlikle atmaz. Muhakkak bu kadronun içinde bir şekilde oyuncu da yer bulacaktır. Bizim elimizde oyuncularımız var ama biraz gençler, biraz yetişmeleri gerekiyor. Biraz fiziksel olarak öncelikle dolmaları gerekiyor. Mantıksal olarak gelişmeleri gerekiyor. Onlar için her antrenman bir gelişimdir. Biz öyle bakıyoruz. Biz de onlara o gelişimlerine yardımcı olacağız inşallah. Hocam Muhammed Reis'i sor deyip duruyorlar ya. Muhammed Reis'le ilgili bir sıkıntım var. Ben bakıyorum oynuyor falan ama
Muhammed Reis'te durum nedir? Hiçbir sıkıntı yok. Çok profesyonel. Ben şimdi burada geldim. Bütün hocalarla birebir görüşmeler yapıyorum. Hem takımlar toplantılar yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Hem de birebir görüşmeler yapıyoruz. Onların fikirlerini alıyoruz. Nasıl daha iyi olabiliriz? İşte takımdaki eksikleri bir de onların gözünden ağzından dinliyoruz. Çok bir noktada çok etkiledi Muhammed Reis beni. Hocam ben ya bu yıl ya bir yıl ya 2 yıl daha futbol oynayacağım dedi. Ben dedi bir şampiyonluk ya şey futbolu bırakmak istiyorum dedi. Bu çok güzel bir şey ya. 35 yaşında bir adamın, 36 yaşında bir oyuncunun bu hedefi koyması çok önemlidir. Yani bunu buradaki oyuncuları veya diğer oyuncuları demiyorum. İnan birçok genç oyuncu koymuyor bu hedefi. Koymuyor ki Muhammed Reis biliyorsunuz birçok şampiyonluklar yaşamış. Çok da önemli bir Tabii. futbolcu. Yani takım kaptanlarından biri olarak bu hedefi koyması dedim. Muhammed yani şu anda çok önemli bir şey söyledin. Çok da mutlu ettim ben dedim. Çünkü o yaştaki oyuncu biliyorsun ben paramı alayım ne olursa olsun işte biraz daha oynayayım der. İşin içine çıkar ama bu hedefi koymak çok önemli. Bu hedefi aynı şekilde geçen yıl Erkan da bize koydu Bandırma'da. Hüseyin Bak da bize koydu. Yani çok değerli oyuncular bu oyuncular. Bu hedefleri yaşlar koyduğu için size az önce onu söyledim. Yani yaşın çok da önemi olmuyor. Bakış açıları çok daha farklı oluyor. İyi durumda etkili bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu. İyi bir abi. Çok da iyi çalışıyor. Takıma da örnek oluyor. İlk yarıda iyi işler yaptı Sakaryaspor adına. Umarım ikinci yarıda daha iyi bir sistem içerisinde çok daha faydalı olur bize. Hocam Ali Özgün'ün takımda sıkıntı yaşadığını siz az önce cevapladınız ama taraftarlar kaçırmış. Tekrar cevaplar mısınız? Ali Özgün'ün bir sıkıntısı yok değil mi? Az önce siz cevabını verdiniz zaten bunu. Yok ben Ali Özgün değil. Hiç kimse için bir sıkıntımız yok yani takım içerisinde. Çalışmalarımız Hayır, gayet iyi. ben başka bir oyuncu sorduğumda Ali Özgün'ün de ismini söyleyerek siz şey yaptınız, cevap verdiniz. Taraftarlar kaçırmışlar Hayır ya da ben yeni şey dedim. yayına Hayır dahil ben Mert oldular. İsmail de Ali Özgün dedim. Bizim forvetteki ihtiyaçlarımızı fazla. Ali Özgün'le ilgili bir sıkıntı yok değil mi hocam tam olarak? Yok. Hayır canım yok yani. Taraftarların Oyuncularımızla ilgili içi rahatlasın diye soruyorum. yok oyuncularımızla ilgili sıkıntı yok. İkisi de önemli oyuncu. İkisi de önemli oyuncu. İkisinden de maksimum verimi alacağız. Yani lig çok uzun. Çok arada maçlar oynanıyor. İşte Perşembe oynanıyor veya Çarşamba oynanıyor. Pazar oynuyor. Pazar olsun tekrar Çarşamba oynanıyor. Hepsini iyi hale getirmemiz lazım. Hepsinden faydalanmamız lazım. Bunun için de yani oynayan oynamayan bütün oyuncuların hazır olup işin içinde yer alması gerekiyor. Hocam şimdi geçen sene Bandırmaspor'da ekonomik problemler yoktu. Vardıysa da şeye yansımadı. Ama Sakaryaspor'da sanırım biraz ekonomik sıkıntı yaşayabiliyor futbolcular. Bu şartlar altında şampiyonluğa oynamak kolay değildir. Hani bu konuda bir problem yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle Sakaryaspor'da bir ödeme sıkıntısı, bir gerçeği var. sezon başı oyuncuların geçen yıldan kalan oyuncuların geçmiş bütün alacakları nakit olarak ödenmiş. Bugün işte başkanla da konuştuk. Daha önce de görüşmüştük. Yeni gelen oyuncuların alacakları ödenmiş. Sadece sözleşmeye yazılanlar var bazıları. O dönemde biliyorsunuz yönetim burada bir kongre kararı almıştı. O ödemeler hep Evet. o boşluğa denk gelmiş. Yani o boşluktan işte yeni yönetim gelecek, kongre olacak, şudur budur, o bir aylık bir süreç var biliyorsunuz. O ara ödeme yapılmamış. Şimdi başkanımız yani bir hafta içerisinde o geri kalan alacakların hepsini ödeyecek. Yani bu yıl o kadar şey yok. Prim alacakları sadece bir son maçı var. O da maçtan önce zaten ödenecek. İnanın eğer hedefe gidiyorsanız, içinizde bir hedef varsa oyuncu grubu olarak, teknik adam olarak, onun önünde hiç bahaneler durmuyor. Bahaneler üreterek bir yere gelemiyorsunuz. Bahanelerin üstünden gelmek gerekiyor. Biz çalıştığımız bazı takımlarda da bunu yaşadık. Ama oyunculara dedik ki para başarıyı getirmiyor ama başarı muhakkak parayı kazandırıyor. Bir noktadan sonra muhakkak kazandırıyor. Biz başarılı olmaya bakalım diyorduk takımlarımızda. Başarılı oldukça para zaten kendinden gelecektir. Ama para gelmiyor diye veya parayı düşünürseniz başarılı da olamazsınız. Çünkü motivasyonunuz başka yere kayar. Biz oyuncularımızla enerjimizi tam sahaya vereceğiz. Sahaya biz verdikten sonra zaten iyi şeyler olduktan sonra da kazanacağımızı zaten inanıyoruz yani sonunda. Yani kimsenin parası Sakaryaspor'da kalmaz öyle diyeyim ben de. Konuyu değiştireyim hocam. Ya tabii şimdi yani şöyle bir durum var. Bu Sakaryaspor için değil. Yani ki şu anda söylüyorum yani birçok ödemeler yapılmış. Bir kısım bir ödeme kalmış bazılarına. Onu da başkan yapacağım diyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. Futbolcular kulüpleri zaten federasyona vererek, şuraya vererek alacaklarını alıyorlar. Onlar da garanti olduğunu bu Sakaryaspor'daki oyuncular için söylemiyorum Tabii güvence, ben. TFF güvencesi altında. Zaten sözleşmelerini öyle yaptıkları için birçoğunu alacağı zaten garanti altında oluyor. Ama kulüpler de iyi niyetiyle zaten birçoğu ödemelerini yapıyorlar yani.
Şimdi hocam sürekli Eyüpspor'u hedef takım olarak konuşuyoruz ama hani şampiyonluk yolunda bir Van Spor, Turgutlu Şimdi Spor, Kırşehir Eyüpspor'u, Belediye gibi takımlar da var. tabii Eyüpspor'u şundan hedef. Onlar da Eyüpspor'u hedef koyuyor. Şimdi Tabii Van tabii. Spor teknik bir Serhat Hoca'yla da görüşsen aynısını söyleyecektir. İşte Turgut Yaramaz Hoca, onlara da şimdi hepsi Eyüpspor lider olduğu için tabii ki herkes onu konuşacak. Yoksa tabii ki zorlu rakipler, hepsi de yarışmıyor da. Rakipleriniz hakkındaki görüşlerinizi soracaktım hocam. Yani onların da bir şampiyonluk hedefi var. Ya tabii şimdi Eyüp takımı hepimizin gözünde, Eyüp takımı şu anda lider olduğu için tabii ki ilk başta herkes onu geçmek istiyor. Yoksa Van takımı çok ciddi çıkış yaptı Serhat Hoca'yla beraber. Turgut takımı geçen ligden çıkmış bir takım. İyi işlere imza attılar. Devam ediyor. Kırşehir takımın birkaç yıldır beraber oynayan oyuncuları da var. İyi bir takım. Yani yarış devam edecektir. Bodrum takımı alttan iyi bir şekilde geliyor. Yani sürprizlerle dolu olabilir. Yani bu konuda, ama tabii ki biz Sakarya camiası olarak tabii ki hedefimiz Eyüp takımına geçmek olacaktır. Yani bir Karabük maçı dışında kolay maç da yok değil mi hocam? Ligde bütün Ya maçlar zor. İkinci lig zor bir lig çünkü. şimdi şöyle, siz iyi olmazsanız zaten maçların hepsi zor olur. Siz iyi olacaksınız ki maçları kazanacaksınız yani. Yani bu kolay fikstür, kolay fikstür diyorsunuz. Hiç umulmadık bir takıma bugün mağlup olabiliyorsunuz yani, veya berabere kalabiliyorsunuz. O yüzden her Hocam maçı, bugün Akhisar gitti, Tuzla'ya 3 attı. evet. Maçtan önce konuşsak hayatta tahmin edemezdik Doğru. yani. Yani o yüzden maçı ne kadar ciddiye aldığınıza, ne kadar hazırlandığınıza bakıyor ve alt liglerde işler daha çok haftalık dönüyor. Yani bir hafta evet çok iyisiniz, bir hafta sonra hemen onun havasıyla daha kötü bir maç oynayabiliyorsunuz. Veya çok konsantre olmuyorsunuz. Bunları yıllardır yaşıyoruz. Çok önemli kazandığım ve mesela teknik adamlıkta çok önemli bir maçı kazanıyorum. Bir derbi maçı mesela kazanıyorum. Gidip deplasmanda yeniyorum rakibimi ve içeride yeniyorum. İnanın hep o maçtan sonraki ilk maçta o kadar uyarmamıza rağmen, çalışmamıza rağmen sorun yaşayabiliyoruz. Yani bu bir maçın ciddi bir yükü oluyor. Mesela bir derbi maça çıkacaksınız. Bir hafta onun stresiyle yaşıyorsunuz. Onun motivasyonuyla yaşıyorsunuz. Sonra o maçı kazanıyorsunuz. Orada bir stres boşalması oluyor üzerinizde. Bir rahatlıyorsunuz. Daha sonra bir gün tekrar bir sonraki maça toparlamak zihinsel olarak da kolay olmuyor. O sıkıntılar yaşanabiliyor. Haftalık maalesef alt liglerde yaşıyoruz. O yüzden hiçbir maç kolay değil. Yani zaten Hocam futbol bu yüzden güzel. son sorum da şu olsun. Bu hafta 1922 Konyaspor'la bir maçınız Evet. var. Mutlaka galibiyet için o hedefte çalışıyorsunuz. Şey var mı? Eksik var mı? Sakat var mı? Hedefleriniz Ça yani bu maçla ilgili Çağrı hazırlıklarınız Ortakay'a nasıl gidiyor? Çağrı Ortakay cezalı. Onun dışında işte Fatih'in bir ufak sakatlığı var. 2 gündür bizimle çıkamıyor bileğinde. Yarın belli olacak. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Hazırlanıyoruz. Çok genç koşan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Konya biraz değiştiler. Biraz daha oynayan oyuncuları var. Tecrübeli oyuncuları. Onlar ayrıldı. Şimdi daha genç bir takım oldular. Genç takımlar her zaman koşar. Genç takımları maçın dakikaları ilerledikçe direnci artar. Yani sabırlı olmak lazım. İyi oynamak lazım. Eğer erken golü bulabiliyorsan maçı daha rahat çözebilirsin. Ama gol bulamadığın her dakika rakibin üzerindeki direnç daha da artacaktır. Tabii o anda da sen bir şekilde sahada duruşunu yine aynı şekilde sergileyerek maçı kazanman gerekiyor. Tabii ki hiçbir maç kolay değil. Bunu bir kere net söyleyelim. Hiçbir maç kolay değil. O yüzden her maçta aynı ciddiyette hazırlanmak gerekiyor. Sevgili hocam, Sakaryaspor'un taraftarlarına mesajınızı iletin ve yayını kapatalım, olur mu? Yani şöyle, tabii Sakarya'yı tercih etmemizin en büyük nedenlerinden biri çok büyük cami olması, çok büyük taraftarının olması. Ben yine söyledim, daha önce şampiyonluk yaşadım 2 tane. Playofflar oynadım, yarı finaller oynadım. Bunları yaşadım ama ben bir hayalim var. Böyle bir takımda şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bir camiada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Onu Sarıyer'de kaçırmıştım. Sarıyer dönemli bir camiaydı. Ama böyle bir büyük camiada şampiyonluğumu inşallah Sakaryaspor'da yaşarım. O taraftarı inşallah onu yaşatırız. Yıllar sonra Sakarya'yı layık olduğu yerlere inşallah taşırız. Bütün gücümüzle teknik heyet olarak, teknik heyetteki arkadaşlarım olarak şundan hiç şüpheleri olmasın. Ben kulüpte kalıyorum. Yani burada çalışacağız, burada yatacağız, burada kalkacağız, çalışacağız. Oyuncularımızı geliştireceğiz. Onlara bir şeyler vereceğiz. Onların ciddi potansiyelleri var ama bunu altındalar. Onları geliştirecek bir sistem oturtacağız. Bu hemen bir günde, bir haftada tabii ki olmayacak. Burada onlara söyleyelim yani. Çok dirençli, onların istediği bir takımı oluşturacağız. Bunun sözünü veriyoruz onlara. Onlar bize desteklerini sürdürsünler. Muhakkak onlara önce Allah'ın izniyle, daha sonra çalışarak mutlu günler yaşayacağız ve kupayı buraya getireceğiz inşallah.
İnşallah biz de Mayıs ayında Sakaryaspor'un şampiyonluk kutlamalarını paylaşırız hocam sosyal medya İnşallah. hesaplarımızdan. İnşallah. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederim hocam. Ben Çok teşekkür zevkli bir ediyorum. sohbetti. Çok sağ olun. Çok Röportaj teşekkür. gibi değil de sohbet gibi geçti Evet, fark ettiyseniz. daha iyi oldu. Aynen. Böyle daha iyi Çok oldu. teşekkür ederim hocam. Çok Ben teşekkür ederim. İyi teşekkür ederim. akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun.